Var ya yakında kendime bir sinir nöbeti yazacağım. Var ya böyle bağlayıp götüreceksiniz beni buradan ha. Günaydın Sultan Hemşire. Günaydın canım benim. Şşt, dur parola. Dur parola. Bu da buldu beni. Askeriyeden anlamıyorum diye boyuna dalga geçiyor. Ben seninle konuşmuyorum. Şşt. Niye halleniyorsun? Parola günaydındı halbuki. Ya bir günaydını fazla mı görüyorsun be hemşire? Aman tamam günaydın. Var mı başka sorun? Var. Akşam ne yapıyorsun? Uy. Albay Tosbağa'yı sarıya mı boyattı ulan? Ahan da Tosbağa kafayı çıkardı iyi mi? Hıltar Hanım. Buyurun. Atıl sen buyurun. Emre Kara atayım dedi. Ay sizin arabanız mı vardı şeker? Ay ne şeker. Bu tamam Maltepe Atik Otopadarı'ndan aldım. Doktordan temin dediler diye aldım. Ha, aslında tedavlandırın. Bakın bakalım doktordan temin mi yoksa beni mi kadıklamak lazım? Aman ne komik. Alakaya çay demle abi. Hem de sallama çay. Ay çok şeker. Evladım aç bakayım kapıyı. Dur! Parola! Hoppala! Allah Allah! Ay ne diyor bu deli bozuk? Allah aşkına bu size böyle parola falan sorabiliyor mu? Evladım Kotko'da YouTube uzmanı tanımadın mı? Aç bakayım tu kapıyı. Ben anlamam komutanım. Siz demediniz mi? Baban gelse parolayı soracaksınız diye. Ay. Aferin evladım aferin. Aynen öyle. Demal, çağır bakayım tu nöbetli tubayını da parolayı söyletin. Hadi. Neden? Komutanım Celil kendisine çağırayım mı? O çarşafın altındaki sen miydin manyak herif? Çarşaf? Komutanım, hayırlı uğurlu olsun demek yok mu? Aa, Yusuf araba mı almış? Ne şeker değil mi şeker? Sultan Hanım'ı evine bırakıyorum. Natal araba ama. Arabaya bayıldı. Ay evet bayıldı. Atın arabayı da revire götürelim hemen hadi. Yok yok atmayın iki tokat atın ayılır o. Aman yavaş dikkat edin. Ay. Kaldır ayaklarını da. Şurada geçin komutanım. Geçin. Dur komutanım bir dakika. Cemal, bir el at bakayım tu arabaya. Önde mi atayım komutanım, arkadan mı? Yanlardan al, arkalar kaldı. Takmalama! Tek tu arabanın arkasına! Vedat, sen de gel bir el at bakayım tu arabaya. Oldu komutanım, ben geleyim arabayı vurdurtayım, sonra da siz beni vurdurtun nöbet yerimi bıraktım diye, iyi mi? Olmaz! Aç sen! Ne dolanıyorsun elini kolunu tallaya tallaya, gel bir işe yara. Git arkada, ittir tu arabayı, hadi. Ne haber terliksiz? İyi sarhoş. Müsaadenizle. Benim işim gücüm var, ben artık kalkayım. Ama bu dengin kalketi oldu. Olmaz. Kapatın kafayı. Komutanım hayırlı olsun. Yeni mi aldınız? Ha, yeni yeni. Eski be abi. İkinci el. Komutanım, kademeye mi içiyoruz yoksa başka bir yere mi? Ne kademet evladım? Benim kendi eğitimi devlete yaptırdığım görünmek mi? Siz önde revire doğru gidin. Sultan Hanım'ı bırakalım, ondan sonra konuşuruz. Hayırdır burada? Yeni araba almış da çalışmıyor. İyi hadi itelim. Burak sonra hatırlat, sana özel bir şey soracağım. Özel mi? Allah Allah, niye? Özel dedim, ona soracağım. Özel olmasa sana sorardım. Bana da sor. Aşk kokusu duyuyorum abi. Bir dikkat edeyim mi? Yok kalsın. Revire getirin de dinlensin. Tamam abi. Ya komutanım, arabayı kademeye etseydik şimdiye tamir etmiştik. Tatmalama atker. Sen beni hiç tanımamıştın. Ben bugüne kadar hiçbir ödel itimi devlete yaptırmadım. Yaptırmam. İtirar etme, kalbini kırarım. Mart! Kimi anasını tıraş ediyordunuz?
sabah birine sarı bir tosbağa satmıştık da onu. Anladım. Anladım. Dikkat dikkat. Bu sabah sarı bir tosbağa alan şahıs. Ziyaretçi parkına bekleniyorsunuz. Er Vedat Yemitti. Eğer bu anonta da parmağım var ta teni de yaktım atkerliğini de. Ya nasıl bir anons oldu bu ya? Kızılderili ismi gibi. Bunun normal ismi cismi bir şey yok mudur? Bu olayda uzman çavuşmuş. Adı şey Yusuf. He öyle desene ya. Ha şimdi oldu. Dikkat dikkat. Uzman çavuş Yusuf Yiğit Türk. Ziyaretçi parkına bekleniyorsunuz komutanım. He. Alın uşaklar bunları. Ulan sen de ekmeğe sürecek akıl yok be. Nasıl yanlış arabayı satarsın adama embesil. Abi büyütme. Ufak bir yanlışlık işte. 150 bin dolara senin ufak bir yanlışın mı diyorsun? Arabanın döşemesinde 150 bin sahte dolar vardı. Sen 3 milyara satmışsın. Abi, buna oldu. Bir de ufak yanlışlık diyorsun. Abi oldu bir kere ya. Oldu bir kere. Herifler Bulgaristan'da arabayı bekliyorlar. Numaraları beğenirlerse milyon dolarlık iş yapacağız. Şimdi al alabilirsen arabayı bu çavuştan. Kerim Asteğmen. Kerim Asteğmen. Bu kaç? Kaça almış o arabayı? Ben araba alacağım dedim ya. Yememiş içmemiş koşmuş hemen gitmiş araba almış. Kıskanç herif. Ay pes doğrusu. Neyse ki bilinciniz yerinde. Evet. Bilinçli yapıyor biliyorum. Sırf ben araba alacağım diye. Bir de gitmiş Allah Allah ne almış. Bari bir halta benzese. Yok yok. Aslında tamamen bir halta benziyor. Zevksiz herif. Gitmiş nereye kalmış bir de. Siz beğendiniz mi Allah aşkınıza? Aslında bana sorarsanız ben erkekte arabadan çok hoşlanmıyorum. Erkekte şöyle motosiklet hoşuma gidiyor. Aslında benim de erkekte motor çok hoşuma gidiyor. Ben az önce araba mı dedim? Ben motosiklet diyecektim. Ben motosiklet alacağım dedim. O gitmiş araba almış. Yanlış anlamış. Kıskanç aptal. Hem aptal hem kıskanç. Vermiyorum kardeşim. Vermiyorum. Bir de alınan mal geri verilmez. İade yok yani. Kumandanım arabayı geri istiyoruz da bedavaya mı istiyoruz acaba? 3 milyar aldığın araba için tam 6 milyar veriyoruz. 6 milyar. Bana ne? Ne yapayım ben 6 milyarı? 6 milyara binip de mi gidelim? He? Tutan hanıma gel 6 milyara binelim de gidelim mi dedim. Vermiyorum kardeşim. Komutanım 6 milyara aynısından 2 tane daha tosbağa alırsın. Ya ben ne yapayım 2 tosbağayı? Benim 2 gödüm 2 elim mi var? Evet. Kafamı karıştırmayın. 4 elim 4 gödüm mü var benim? Sen şimdi bu arabayı güzellikte vermiyor musun? Vermiyorum. Ne yapacaktın? Güzellik yarışması düzenleyip beni tonucu mu getirecektin? Hadi buyur.